Merhaba arkadaşlar, ben Ozan. Bu videonun konusu özgüveni nasıl arttırırsın? Şimdi videoya öncelikle özgüvenin ne olduğundan bahsederek başlayalım. Özgüven kısacası bir şeyi yapabileceğinizi bilmektir. Ya da bu şeyi yapamasanız bile sonuçlarının size zarar vermeyeceğini bilmektir. Şimdi ben bu soruyu çoğunlukla genç çocuklardan hani alıyorum diyeyim. Hani 18 yaş civarında çocuklardan alıyorum diyeyim. Şimdi sen zaten bu yaşlarda özgüvensiz olman çok normal. Çünkü sen daha hiçbir şekilde daha kendine bir hedef belirlememişsin ve bu hedeflerine ulaşmamışsın. Yani daha hiçbir şey başarmamışsın. O yüzden özgüvensiz olman doğan gereği çok normal. Yani benim de çok fazla özgüvensizliklerim var. Yani benim de özgüvensiz olduğum konular var. Şimdi nasıl başlayacaksın? İlk yapman gereken şey kendine hedefler belirlemek. Ama çok uç hedefler olmasın. Çünkü daha yeni başlıyorsun. Yani ufak hedefler. Mesela spora gitmeye başlayacağım. Artık mesela haftada bir gün spora gideceğim. Ya da haftada bir gün gidiyorsan artık haftada 3 gün gitmeye başlayabilirim şeklinde. Ya da ne bileyim çok çok fazla şey oynuyorsan, bilgisayar oyunları oynuyorsan diyeceksin ki hani günde ben 5 saat oynuyorum. Artık günde 3 saate düşüreceğim. Ve bunu başardığın zaman, yapabildiğini gördüğün zaman özgüvenin doğal olarak gelmeye başladığını göreceksin. Özgüven bu şekilde arttırılır. Özgüven bir video izleyerek, birinden bir tavsiye alarak direkt olarak artmaz. Böyle bir şey mümkün değil. Bir şey için çabalamadığın ve bunun için acı çekmediğin sürece özgüven elde edemezsin. Mesela hiç spora gitmediğini hani varsayalım. Ben şu anki vücudumu sana versem, direkt aktarsam sana şuradan, kendini yine aynı hissedeceksin. Yine özgüvensiz hissedeceksin. Çünkü sen bu vücudu elde etmek için çalışmadın. Hani bir şey yapmadın. Ya da ne bileyim, birisi gelsin bana 2 milyon TL versin mesela. Hani ben bunu elde etmek için çalışmadım. O parayı nasıl harcayacağımı, nasıl değerlendireceğimi bilmiyorum. Ama ben kendim çalışsam, bir iş kursam, hani bir şekilde devam edip bu parayı yavaş yavaş biriktire biriktire kazansam, yani kendime böyle bir imkan oluştursam, özgüvensiz hissetmeyeceğim. Tam tersine artık bir sonraki adıma hazır olacağım. Yani daha fazla para kazanmaya ya da yeni yatırımlar yapmaya kendimi hazır hissedeceğim. Özgüven bu şekilde oluşturulur. Özgüveni arayış şeklin yanlış. Mesela diyelim ki hasta oldun, tamam, grip oldun. İşte ıslak saçlarla dışarı çıkmaya devam ediyorsun. İşte ince giyinmeye devam ediyorsun falan. Uyuyup dinlenmiyorsun. Ama parasetamol alarak, işte ilaç alarak hastalığını iyileştirmeye çalışıyorsun. Sonra diyorsun ki ya niye iyileşemiyorum ben falan. Hani senin özgüven arayışın birazcık buna benziyor. Özgüveni bir hap gibi alamazsın. Özgüven böyle bir şey değil. Özgüven bir şeyi elde etmek için çalışarak ve başarısız olsan dahi elde edilebilecek bir şey. Abi kızlarla konuşmak için özgüven nasıl elde edebilirim? Kızlarla konuşmayı deneyerek. Sen başarısız olacağından o kadar korkuyorsun ki o kızın seni ne bileyim tersleyeceğinden ya da ne bileyim işte Instagram'dan mesaj atacaksın. Sana işte görüldü atacağından falan. O kadar korkuyorsun ki. Hani bu adım atmıyorsun bile. E nasıl olacak? Ben sana şimdi ne dersem diyeyim. Sen anlık bir şekilde kendini böyle iyi hissetsen bile ne bileyim gelsem sana şurada işte kızlar hakkında tavsiye versem. Tamam sen anlık olarak aa işte evet mantıklıymış ben bunu yapayım falan diyeceksin. Ama sonra yine olmayacak. Ben buraya attığım ilk iki videoyu falan sildim mesela. İzledim dedim ki lan bu ne? Hani konuşamıyorum çok kötü hani saçmalıyorum falan. Ama sonra video çekmeye devam ettim. Ve artık hani kamera karşısında daha iyiyim. Daha rahat konuşuyorum. Hani böyle donup kalmıyorum falan. Ama bak video çekmeyi bıraksaydım hani ne olacaktı? Hiçbir şekilde bu kanal olmayacaktı. Ben her gün yani onlarca mesaj alıyorum şu an. Şu konuda ne yapayım, bu konuda ne yapayım? Hani insanlara yardım ediyorum şu anda. Ve bu beni mutlu ediyor. Ve ben şimdi o ilk çektiğim videolardan sonra pes etseydim bu nasıl oluşacaktı bu imkan benim için? Yani mesela ne bileyim gidiyorsun bir kızdan hoşlanıyorsun. Sonra eve geliyorsun, tamam mı? Porno izleyerek 31 çekiyorsun. Sonra bana mesaj atıyorsun. Abi özgüvenimi nasıl geliştirebilirim? Nasıl geliştirebilirim? Çok basit değil mi bunun cevabı? 31 çekme. Porno izleme. İzleme amına koyayım. Abi sosyal anksiyeten var.
Arkadaşlık kuramıyorum insanlarla. Arkadaşlarımın gerçek arkadaşım olmadığını fark ettim. Bana böyle mesaj atıyorsun, sonra gidiyorsun 10 saat League of Legends oynuyorsun. Niye yok arkadaşın sence? Niye özgüvensizsin? Niye sosyal anksiyeten var? Bir diğer aldığım mesajda şey işte, abi kendimi tutamıyorum. Kendime hedef koyuyorum ama sonra yine bozuyorum nofap falan. E tamam da günde kaç saatini sosyal medyada geçiriyorsun acaba? Instagram'da günde kaç tane göt görüyorsun acaba? Normal değil mi? Hani bozman normal değil mi? Hani daha bu konuda hiçbir deneyimin yok. Hani ömrün boyunca hani her gün 31 çekmişsin. Ve bana gelip diyorsun ki abi ben hani nofap yapmaya başladım ama işte hani bozuyorum, ne yapacağım? Öncelikle bir eski alışkanlıklarını değiştirmen gerek. O yüzden diyorum hani kendine küçük hedefler koy. Bu hedeflere ulaştıkça zaten özgüvenin artacak. Ve bir sonraki adım için hazır olacaksın. Sen çıtayı o kadar yükseltiyorsun ki. Sonra diyorsun ya abi olmuyor, ben özgüvensizim, ben yapamıyorum. Benim işte genetiğim kötü. Genetiğim kötü diyor ya. İşte boyum kısa. Ne bileyim, şişkoyum. Vücudum kas yapmaya uygun değil falan. Yani daha önceden şişman olan ve şu an çok iyi bir vücuda sahip olan bir insan var mı? Senin yaşadığın ülkede var. Boyu kısa olan ama çok güzel kızlarla çıkan insanlar var mı bu ülkede? Var. Benim abimin boyu 1,70. Kel ve şu an evleneceği kızın boyu 1,85 mesela. Al sana örnek. Benim param yok. Parası olmadığı halde güzel kızlara çıkan bir insan var mı? Var. Parası olmadığı halde bir şekilde spor salonuna gidebilen bir insan var mı? Var. Yani senin özgüvensizliğinin sebebi sadece sensin. Başka bir şey değil. Eğer özgüvensizsen bil ki özgüvensiz olmayı hak ettiğin için öylesin. Ve bu kötü bir şey değil. Bu iyi bir şey. Bu kendini geliştirebileceğin milyon tane alan var demek. Yani hayat aslında birazcık video oyunu gibi düşünebilirsin. Video oyununda bile oyun sana ne yapıyor? İlk başta eline bir tane çubuk veriyor değil mi? Gidiyorsun o çubukla kurtlara vuruyorsun mesela. Ondan sonra ne oluyor? Zırhın gelişiyor. Elindeki silah büyüyor. Niye? Çünkü gittin kurtlara vurdun önce, anladın mı? Kurtlara vurdun, gittin experience kazandın. Ama sen gidip elindeki çubukla gidip böyle bir raid boss'un yanına gidersen, hani böyle end game content yapmaya çalışırsan, gidip böyle ejderhaya vurursan o çubukla, ejderha amına koyar seni. Yani şimdi senin yaptığın da buna benziyor. Diyorsun ki abi ben hiçbir şey yapmadan özgüvenimi arttırmam lazım işte falan. Kızlarla konuşmam lazım. Git abi okulun en güzel kızın yanına git, bak bakayım ne oluyor. Biliyorsun ne olacağını. Öncelikle birazcık experience kasman gerekiyor. Öncelikle kurtlara vurman gerekiyor. Özgüvensizlik senin düşmanın değil. Özgüvensizlik senin dostun. Özgüvensizliği doğru tanımlarsan eğer, yani bunu doğru gözlemlersen, hayatta zayıf olduğun noktaları çok rahat bir şekilde görebilirsin. Yani özgüvensizliği kendinde bir kompleks haline getirme. Aşılması gereken imkansız bir problemmiş gibi görmemen gerekiyor. Vücudun konusunda özgüvensizsen spora gitmen gerekiyor. Kızlarla konuşma konusunda özgüvensizsen birazcık ufaktan başlaman gerekiyor. Ne bileyim hani arkadaş gibi konuşmaya başla. Hani bunu söylemek çok doğru değil bilmiyorum ama daha çirkin kızlarla konuşmaya başladım. Hani kızlar izliyorsa alınmasınlar ama bu hani böyledir. Sonuçta ortada bir şey yok yani. Başka konuşmak istediğim bir konu ise arkadaşlarını iyi seç. Eğer arkadaşın sana bir şey yapacağım dediğin zaman yapamazsın diyorsa bil ki o insanı hayatından çıkarman gerekiyor. Tamam mı? Eğer özgüvenli ve başarılı bir insan olmak istiyorsan hayatında mümkün olduğunca özgüvenli ve başarılı insanları bulundurman gerekiyor. Yani senden çok üst demiyorum. Bir tık daha üst olsun mesela. Özgüvenli ve başarılı insanlar asla başkasını aşağı çekmek için uğraşmazlar. Asla yapamazsın demezler. Tam tersine kendilerinden daha özgüvensiz birini, daha hani bahsettiğim konuda ne bileyim spor olabilir vesaire, daha başarısız birini gördükleri zaman tam tersine onu yüceltmek isterler, tavsiye vermek isterler. Eğer seni aşağı çekiyorsa arkadaşın, bil ki o senin hayatındaki doğru kişi değil. Yani arkadaşın sana orada yapamazsın diyor ya, aslında yapamazsın demiyor. Ben yapamam diyor. Sen yaparsın ama ben yapamazsam senden aşağıda kalırım diyor. Anladın mı? O yüzden onu hayatından çıkarman lazım. Özgüvenini arttırmak istiyorsan lütfen spora git.
özgüveni arttırmanın en kolay yollarından biri spordur. O aynaya baktığın zaman o farklılığı görüyorsun ya, öz saygın, özgüvenin o kadar artıyor ki. Bir diğer konu NoFap. İnsanlar bana devamlı olarak şunu soruyorlar. Abi NoFap'in sende gösterdiği fiziksel etkileri nelerdi? İşte psikolojik etkileri nelerdi? Bak bunu artık 100. kez söylüyorum. NoFap'i hayatınızın bir amacı haline getirmeyin. NoFap yapmaya başladığınız zaman hani özgüveniniz artıyor, kendinizi daha iyi hissediyorsunuz ya, bu sizin sayenizde oluyor. NoFap sayesinde değil. Çünkü niye biliyor musun? Sen NoFap yaptığın zaman kendine bir hedef koyuyorsun. Sonra gidiyorsun bu hedefi başarıyorsun. Tamam mı? Ve özgüvenin artıyor. Kendini daha iyi hissediyorsun. Sonra bunun sayesinde başka şeyler yapmaya başlıyorsun. Bu NoFap'in getirdiği bir şey değil. Bu senin yaptığın bir şey. Bu hayatta her şey için geçerli. Spor için de geçerli, iş için de geçerli, okul ve dersler için de geçerli. Bunu başaran kişi sensin. Hedef koyup sonra bunu başarıp özgüvenini arttıran kişi sensin. Yaptığın iş değil. O yüzden diyorum, yaptığınız şeyleri hayatınızın bir amacı haline getirmeyin. Bu özgüven konusunun çözümü tek bir şey değil. Az önce söylediğim gibi özgüvensizliği düşmanınız olarak görmeyin. Tam tersine bunu kullanın. Aynı şeyde kullandığım tavsiye gibi bir tane videom var. Üniversiteye başlayacak erkeklere tavsiyeler diye. Orada diyorum ki korkuyu adeta bir navigasyon gibi kullanın diyorum. Bir şeyler yapmaya korkuyorsanız bilin ki o sizi geliştirecek bir şey. Bir şey için özgüvensizseniz bilin ki o konunun üzerine ağırlık vermeniz gerekiyor. O konunun üzerine düşmeniz gerekiyor. Gidip bir tane video izleyip o konu hakkında özgüvenizi yükseltemezsiniz. Birinden tavsiye alıp o konu hakkında özgüvenizi yükseltemezsiniz. Onun üzerine yüklenmeniz gerekiyor. Saldırmanız gerekiyor. Ve gerekirse başarısız olmanız gerekiyor. Başarısız olmaktan o kadar korkuyorsunuz ki bu özgüvensizliğinizi daha çok besliyor. Ama sen şunun farkında değilsin. Bir şeyi deneyip başarısız olduğun zaman ondan uzaklaşırken kendi kendine her zaman şunu dersin. Ben elimden geleni yaptım. Denedim ve olmadı. Bir dahaki denediğim sefere belki başarabilirim. Her zaman bunu dersin kendine. Hayatınızdaki problemleri düşmanınız haline getirmemeniz lazım. Özgüvensizlik, anksiyete, depresyon, işte ne bileyim genetiğim kötü gibi şeyleri düşmanınız haline getirmemeniz lazım. Bunları adeta bir navigasyon gibi kullanmanız gerekiyor. 10 yıl sonraki halinizi hayal edin. 10 yıl sonraki haliniz, emin olun şu an bunların üzerine çalışmanızı istiyor. Başka bir şey istemiyor. Ama siz bunun yerine ne yapıyorsunuz? Oturup böyle ben özgüvensizim, benim depresyonum var, o yüzden hiçbir şey yapamıyorum. Bunları çözmem lazım. İşte psikiyatriste gideyim, biraz ilaç kullanayım. Belki düzelir. İşte ne bileyim dikkat ilacı alayım, belki düzelir. Yani anneniz babalarınız da bu konuda çok kötü gerçekten. Derslerden kötü not alan çocuklar psikiyatriste gidip ilaç kullanıyorlar. Lan bu ne kadar saçma oğlum, mal mısınız? Çocuk kendini kötü hissediyor, ilaç yazıyorlar. Diyor ki bunu işte yarım kullan, sonra bunun dozunu arttıracağız falan. Duygularınızı ve düşüncelerinizi düşmanınız haline getirmeyin. Duygularınız ve düşünceleriniz sizi tanımlamaz. Siz duygularınız ve düşünceleriniz değilsiniz. Duygularınıza karşı savaş açarsanız bu savaşı her zaman kaybedersiniz. Duygularınız beyninizde düşündüğünüz şeylere karşı vücudun gösterdiği bir tepkidir sadece. Ve sen bu ilacı aldığın zaman bu duyguyu bastırmaya çalışıyorsun. Ama yani problem o değil ki. Problem başka bir yerde aslında. Arkadaşlar, anksiyeteniz varsa, depresyondaysanız, kendinizi özgüvensiz, zayıf hissediyorsanız, bunlar hakkında size birkaç tavsiye vereceğim şimdi. Ama öncelikle şunu da söylemek isterim. Kendini kötü hissetmek anormal bir şey değildir. Tamamen doğal bir şeydir. Yani bunu söyleyerek başlamak istiyorum. Bu yüzden diyorum, hani duygularınıza karşı savaş açmayın. Çünkü duygular sadece bir tepkidir. Kafanızdaki sese, düşüncelerinize karşı bir tepkidir. Yani diyorum ya, siz duygularınız ve düşünceleriniz değilsiniz. Düşünceniz dediğim bu kafanızdaki sürekli konuşan ses. Ondan bahsediyorum. Bu ses bir şeyler söyler. Bir şeyler düşünür ve bunun sonucunda vücudunuz bir tepki gösterir. Duygu şeklinde. Mesela korku, anksiyete, kaygı şeklinde. Ve sonra bu gösterdiğiniz duygu üzerine düşünceleriniz tekrar der ki aha işte böyle bir tepki geldi, kaygı geldi mesela. Sonra gidip kaygıdan kaygılanmaya başlarsınız. Aslında anksiyete dediğimiz olay budur zaten. Kaygıdan kaygılanmak. Bu bir kısır döngüdür. Düşünce, duygu ikisi arasında şey oynar adeta. Masa tenisi oynarlar. Şimdi bu benim dediğim teknikle bu kafanızdaki ses azalacak. Arkadaşlar, kendi kendinize deyin ki ben duygularım ve düşüncelerim değilim. Ben bu kafamdaki sesi dinleyen ve gözlemleyen biriyim. Bak, bunu dediğiniz anda kafanızdaki sesin düzeyi azalmaya başlayacak. Çünkü akıl dediğiniz şey, düşünce dediğiniz şey bir enstrümandır.
Siz değilsiniz o. Bu bir enstrümandır ve doğru kullanıldığı zaman çok güçlü olan bir enstrümandır. Ama siz kontrolü bu enstrümanın eline verirseniz, bunu kimliğiniz zannederseniz korkunç şeyler yaşarsınız. Ve bunu herkesin yaşıyor olması bunu normalleştirmiyor. Dediğim gibi kendinize bunu söyleyin. Ben duygularım ve düşüncelerimi gözlemleyen birisiyim. Bunu sadece gözlemleyip dinliyorum. Yargılamıyorum asla. Gözlemleme olayını yaptığınız anda aynı şey duygularınız için de geçer. Düşünceleriniz için değil sadece. Bu gözlemlemeyi yaptığınız zaman bu sesin kuvvetinin azaldığını göreceksiniz. Çünkü bu sizin kontrolünüzde olan bir şey. Siz değilsiniz o. Bu gelen rahatlama var ya, o rahatlama işte anı yaşamaktır. Siz devamlı olarak bu ses yüzünden ya geçmiştesiniz ya da ilerideki bir şey düşünüyorsunuz. Ya depresyondasınız, yani geçmişe bakarak bir üzüntü yaşıyorsunuz, bir ne bileyim hani işte ya keşke şu böyle olmasaydı diyorsunuz. Ya da geleceğe bakarak bir kaygı yaşıyorsunuz, hani acaba ne olacak? Arkadaşlar sizin gelecekteki hayal ettiğiniz durum gerçek bir durum değildir. Ve gerçek olmayan bir şeyle başa çıkamazsınız. Gerçek olmayan bir şeyle yaptığınız savaşı kazanamazsınız. Gerçek olan tek şey şu andır, şu an. Gelecek ve geçmiş hakkında düşündüğünüz her şey şu andan ödünç alınarak yapılmış bir şeydir. Şu anınızı harcamayın. Duygularınızın ve düşüncelerinizin sizi tanımlamasına izin vermeyin. Anı yaşamaya başladığınız zaman da özgüveninizin arttığını hissedeceksiniz. Çünkü devamlı olarak kaygılı olmayacaksınız. Başarısız olurum kaygısı niye olur? Yani başarısız olurum kaygısı geçmişten gelen bir kodlanma üzerine olur. Yani geçmişte aynı hani ya da ne bileyim hani benzer bir durumda başarısız olmuşsunuzdur. Kendinizi yetersiz görmüşsünüzdür ve beynin sahip olduğu tek şey odur. O yüzden şunu zanneder, onun yerine onu koymaya çalışır. Der ki böyle olmuştu o zaman yine böyle olacak. Ama öyle bir şey değil ki. Yani tamamen farklı zamanlar, farklı anlar ve siz aynı kişi değilsiniz. Gelecek de aynı şekilde. Geçmişten alır oraya koyar. Böyle olmuştu o zaman böyle olacak. Kime göre neye göre ve dediğim gibi bu durumda asla başa çıkamazsınız. Çünkü gerçek değil. Gerçek olan tek şey şu andır. Bunu anlamaya başladığınız zaman özgüveniniz gerçekten artacak. Çünkü artık hani rahatlayacaksınız ya. Yani anı yaşamaktan güzel bir şey olabilir mi? Sürekli olarak kaygılısın. Ve etrafındaki herkes böyle olduğu için bunu normal zannediyorsun. Hayır değil. İlaç kullanarak duygularına bir savaş açıyorsun adeta. Bu savaşı kazanamazsın. Yıllarca savaşırsın yine de kazanamazsın. Onlarla savaşmak yerine tek yapman gereken onları kabul etmek ve gözlemlemek. Devamlı kendine şunu sor. Şu anda içimde ne oluyor? Yani şu anda ne düşünüyorum? Bunu sor ve gözlemle. Hiçbir şekilde yargılama ve bu içindeki o şiddetin, o kaygının, kafandaki o sesin gerçekten böyle gücünü kaybettiğini hissedeceksin sana karşı. Çünkü kontrolde olan sensin, onlar değil. Güçlü olan sensin. Bunu unutma.